Duraklattan hepinize selamünaleyküm ve merhaba arkadaşlar. Bugün burada Gibi'nin 5. sezon 3. bölümünü konuşacağız. Bölümün ismi Bu Restoran Şako mu bölümü. Yanımda sevgili Tunam ve Ömer var. Bölümü beğendiniz mi? Nasıl olduğunuz hakkında hiçbir fikrim yok. Umurumda da değil. Evet, daha tamam vazgeçtim ya. Tunancığım nasılsın, iyi misin? Ömer'cim nasılsın? Çok şükür. Tamam. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Aha, evet. Sormasam da olurmuş ya. Ne kadar ruhsuz cevap verdik ya. Nasıl bir deneyimdi senin için bu bölüm abi? Bu bölüm. Deneyimlediniz mi bölümü? Çok güzel bir deneyim yaşanıyor orada. Ben hemen kişisel şeyimi çok kısaca söyleyeyim. Çok keyifli bir bölümdü. Çok eğlendim. Süper, eğlenceli bir Gibi bölümüydü. Hani muazzam şeyler yüklemiyorum. Bazı Gibi bölümleri şey ya böyle. Oğlum burada artık zeka, deha, cılgın çıkarmışsınız. İnanılmaz şeyler oluyor. Hani Rick and Morty'nin ilk zamanları gibi falan. Bunda öyle değil ama o kadar eğlenceli ki başından sonuna kadar eğlenceli olmayan hiçbir sahne yok. Full eğlenceydi. Full yüzümde tebessümle izledim. Çok keyifli, harika bir bölümdü. Ben de kanun dinletisi olan tuvalet sahneleri biraz baydı beni ama deneyim işte. Bizim için de o bir deneyim oldu. Bu arada yani bu sezon hani her bölüm aynı şeyi diyorum gibi oldu. İlk yarısında yine çok daha fazla ya. Ofis muhabbetinden falan yine evdeki muhabbet de çok sardı beni. Ya restorandaki biraz daha öngörebildiğin bir şey oldu gibi. Bu arada hani ne kadar daha absürtleşebilirsek yapalım falan gibi olmuş zaten. Hani böyle deneyim muhabbetinin suyunu çıkartalım demişler hakikaten. Ama hani keyifli böyle. Hani mesela çok şey abartmalarda yapabilirsin ya. Çok yaratıcı olmayan hani biraz düz abartmalarda yapabilirsin ya. Hepsi keyifli abartmalardı yani. Hepsi keyif. Ya mesela en basitinde hani mesela yaban domuzu saldırısı sonrasında asıl güzel şey bence sonrasında Ersoy'un evet ama onlar şimdi evet. Siz pek kazandı. Öbürü bizden de bir arkadaşımıza geldi bize ama onu bilmiyorum, onu şef garsona sormak lazım. Ben de beğendim ama arkadaşlar benim bu sezonla ilgili şöyle bir fikrim var bu bölümle itibaren. Daha doğrusu bu bölümün özelinde söyleyeyim. Ya bu sezonu ben şu ana kadar henüz hala böyle bayılmadım. Yani dördüncü sezonda o yaşadığım ulan yok ya iyi hala çok iyi falan dediğim şeyi bu sezonda hala yaşayamadım. Ama hiç hikayesi değilim. Ben bölümde aşırı güldüm. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bir sahnesini oraya gelince söyleyeceğim. 5 sezonda gülmediğim kadar güldüm. Öyle söyleyeyim yani. Artık böyle yoruldum gülmekten. Oraya gelince konuşacağız. O kadar hani aslında eğlendiğim bölüm. Ama bu bölümde o bizim bir gibi de sevdiğimiz olabilir mi lan absürtlüğünden çıkılıp artık Leyla ile Mecnun absürtlüğüne geçildiğini hissettim ben şahsen. Yani artık böyle olamayacak kadar absürt şeyler oldu bu bölümde. Ha gibi de bu daha önce olmamış bir şey mi? Hayır. Yani sorun değil. Benim aklıma şey geldi ya, bu ara ara internette çıkıyor. Yok İngiltere'de bir restoran varmış. Garsonlar ana avrat sövüyormuş. Aynen. Hani o tarz bir şeyler tadında sanki. Oğlum. Yani ya bunun eğlencesini yapmak istemişler. O kesin yani bu. Evet. Üst düzey böyle aşırı elit ve garip para, yani. Paradan ne yapacağını restoran, şaşırmış yani, insanlar. Klasik restoran şeyinden çıkmış şeylerle dalga geçelim demişler yani. Ki oraya da mevzuyu hani buraya nasıl gideriz de bence çok iyi bağlamışlar. Evet. Efendim şimdi çok harika başlıyoruz bölüme. Harikanın harikası başlıyoruz hatta. Uzun zamandır gibi de bu kadar harika bir başlangıç görmemiştim. Yani ilk kanın arkasına böyle bir yaz dizisi müziği koyup tamam mı? Bir şey beyaz yaka şey business sektörü müziği koyup arkasına. Ve ilk kan öyle güzel oturmuş ki ya o sahneye. Yani Gronula bar sevdasıyla oradan oraya koşuştururken. Yani, böyle takım elbise de bir yakışmış. O kısacık sahnede, bir dakikalık sahnede bütün iş hayatını da özetleyivermişler falan, böyle aşırı keyifli. Şey yazı satışçı, sen satışçı olduğun için söylüyorum diye granola bar bitmiş. Granola bar nasıl biter ya? İlk kanda böyle. Bir dakikada 3 kişiye bunun raporunu veriyor zaten. Bizimkiler kutlamaya geliyor tabii ki. Onlar da garip bir tatlılıktalar. Hayırlı olsun ilk kan. Kusura bakma gelemedik ilk kan. Ersoy önde böyle keyifli bir görüntü. Akabinde Semih Bey'le tanışıyoruz. Bir insan ancak bu kadar Semih Bey olabilir. Yani kastına bayıldım. Adam Semih Bey'i oynamak için doğmuş. Yani dışarıda görsem Semih Bey derim. Öyle bir Semih Bey'di yani. Adam bir yerlerde Dalrak CEO olabilir yani hakikaten. Hani oyuncu ama
diğer işi de şirketinde böyle bir CEO yani. Evet. Küfürler maşallah. Yani hani, tamam İlkan'ı yerin dibine sokacak da yani öyle böyle sokmuyor yani. Orada tabii Yılmaz'ın tepkileri çok iyi acı bu bölüm. Yani hepsine bayıldım. Çok ayarında bir tane. Hani Yılmaz bazen abartır ya. Hmm. Yani suyun çıkarır. Abartmıyor da bu bölüm. Böyle çok tak 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 böyle tepkileri. Aşırı keyifli. Burada da işte hemen dövelim istersen İlkan. Bak istersen bu adamı hemen dövelim burada. Gerçekten ne olacaksa olsun dövelim. Uzatmaya gerek. İlkan istersen bunu hemen dövebiliriz şu an. Sonra devam ederiz. Çıkarız. Evet. Ne olacaksa olsun artık ya. Sonra şey de güzel işte orada hemen işte üfle de hadi evimize gidelim falan deyince İlkan'ı. Tamam hadi gidelim al pastayı al. Üfle şuna. Üfle abi üfle hadi ya üfle de gidelim. Bırak şimdi ayinini üfle. Ayinini bir bırak da. Abi bak yemin ediyorum işte geçen hafta konuştuğumuz mevzu var ya işte Ömer'le işte benziyoruz bilmem ne yok işte konuşma. Ya o sahnede aynı kelime ağzıma geldi ya. Ayini bırak diyecek dedim. Ayini bırak dedi ya. Yuh dedim yani artık lugata mı alıştık? Hayır, reflekslerimiz abi, yazmış yazımın şahaneliği karakterle. Çünkü bu var ya doğaçlama bile olabilir. Yani değil ama doğaçlama olsa da şaşırmazsın. Çünkü İlkan orada öyle yapar. Yılmaz da onu görünce öyle söyler. Yani 2-2-4 başka da hiçbir şey gerçekleşmez yani. Başka bir şey gerçekleşmez. Bir de böyle bir şeye de bu tip insanın vereceği tepki de buna benzer bir şeydir yani. İşte yani, evet onu kastettim. Ya işte yok gibi formun hani diyor işte Ali Furkan diyor yani. Tam ağzıma geldi falan. Ya zaten onların da tam ağzına geldiği için bunu yazmışlar. Yani. İşte evet. Çok çok güzel söyledin yani. Kastettiğim oydu. Dile çevirmiş oldun. Yani, dile dokunmuş oldun. Akabinde de Semih Bey'in bipolarlığını görüyoruz işte dışarıda. İlkan'ın kastetme anlatmak istediğini. Orada bizim Ersoy hemen tavlanıyor. Ersoy'un da karakteri olarak zaten. Buna tavlanacağı o kadar net ki bölüm boyu İlkan'ı desteklemesi zaten. O havalar. Ona da gelelim. Yani onu tekrar ayrı ayrı konuşmuyorum da onu yani direkt kurtlar sofrasıdır abi şey bilmem ne durmadan yani. Her şeyde Yılmaz o zaten. Benim, o benim kırtasiyecime bakalım. Şirkette. Kırtasiyeci gelip bana iş hayatı anlatıyor diye. Bu arada iki karakterimizin artık işlerini biliyor olduk. Gerçi İlkan'ın gene artık işini bilmiyoruz ama bölüm sonu itibariyle. Ama Ersoy'unki de eskiden Ersoy'unki oturmuş durumda. Burada hala kırtasiyeci. Eski kırtasiyeci olan. Sonra eve gidiyorlar abi. Şey çok güzel ya. Bu tarz şeylerine bayılıyorum işte gibinin. Sahne açılıyor işte bizimki de şatı vermişler böyle. Hani geniş açı oda. Duyduğumuz ses şu ilk replik Ersoy'dan. Taze. Taze. Bayılıyorum böyle şeylere. Taze. Peki pastayı dilim dilim yemek yerine direkt üçe bölmeleri. Ben görmedim onu. Yani bildiğim böyle direkt üçe bölmüşler. Ve böyle tamam, bildiğim kiloyla yiyorlar pastayı böyle yani. Falan diye dalmışlar böyle. Kolayla birlikte bu arada. Kola pasta tercihi de. Ya klasiktir. 90'lar ya kola ve pasta şeyi sanki. O hala devam ediyor evet maalesef. Öyle mi? İlkan getiriyor ya kolayı. Yılmaz yerken. Yılmaz diyor ki şuraya koysana diyor. Ya benim hayatımda en gıcık olduğum şeydir ya. Oğlum yemek yiyorum elim dolu. Koy şuraya işte. Bana niye uzatıyorsun ya? Mesela o detay çok hoşuma gitti benim. Çok doğru. Yani ne yapayım şimdi yani? Alacağım ben de oraya koyacağım sonuçta değil mi? Yani bilmiyorum sizde aynı gıcıklığı olmuyor mu size de biri böyle eliniz doluyken bir şey uzatması falan. Yani çok düşünmüyorum. Koy deyince koyuluyor çünkü. Koy şu yanına. Yani bunu düşünebilir ya insan. Biraz uyuz oluyorum öyle şeyler. Evet. Bazen şeyi kapatıyorsun ya. Şalteri hizmet anındasın ya. Sadece hizmet ediyorsun. Yani şalteri kapatıyorsun. O zaman biraz da ekstra hizmet edip şuraya koy. Adam sana tepsiyle içecek getirmişsen ayı gibi yemeğe yumulmuşsun pastaya. Bir de şuraya koy falan diyorsun. Bence hiç nezaketli bir hareket değil. Şey doğaçlama gibi geldi bana. Çakmayan çakmağı fırlatması Yılmaz'ın hani sanki hakikaten evet. Çakmamış da. Çünkü şey gibi oluyor. Yani replik akarken birden ara o giriyor. Sonra bizimkiler devam ediyor hani. Repliğe aynen. Devam ediyor. Herhalde şey. Ersoy'un tepkisi de çok güzel. Ne oluyor? Ersoy'la Yılmaz bu bölümde zaten
Hani çok iki iyi. Farklı ucu temsil ediyorlar ya. Aynen. İşte. Melek şeytan gibi böyle bir atışmalar. Ya Ersoy'un zaten abi. Ersoy'un biz biliyoruz ki zamanında patronundan evet. bir süre dayak yiyip işe devam ettiği için. Ya bunu evet. dert edecek adam değil. İş dünyası evet. işte business budur falan filan diye. Yılmaz şey zaten dediğin gibi küfürle cevap veriyor orada. Vay benim bilmem nem diye. O zaman ben de bir görüş belirteyim madem bu noktaya gelindi. Tabii. Bu noktaya gelindi belir. İşine iyice asılıyorsun kardeşim. Motivasyonunu koruyorsun ve şirketindeki bir sonraki adımına odaklanıyorsun İkkan. Laflara bak hele. Laflara bak hele. Çakmağımı ver. Ne oluyor? İş dünyasıymış. Burada şeye çok güldüm ya. Abi dress code var abi. Ceket must. Kumaş pantolonunda nice to have. Yılmaz böyle şey diyor işte tabii abi işte ceket şey olacak falan filan. Ertuğ durmadan kabullenmiş durumda. Yılmaz bakıyor şöyle. Nerede senin ceketin? Onu cezalandırır şekilde. Orada abi işte ilk anda ceket almış arkadaşına tabii ki. Mutfaktaki şey muhabbeti güzel. Hani İlkan hakikaten işi bırakmayı da düşünüyor istifayı. Ama orada şeyi anlatıyor ya. Tek motivasyonu şey. Evet. Günde 5 tane ice white chocolate mocha içebiliyor. Evet. Fahita yerken fiyatına bakmıyor falan yani yemek yiyeceği zaman. Ya bunlar gerçekten önemli şeyler yani. Hissiyat olarak. Ve Yılmaz orada şeyi... Çok çektim Yılmaz. Çok çektim. hayattan hıncımı almam lazım diye. Ya çok güzel bir replik. İşten bile. Motivasyonu yani. Çoğu insan da böyle bunu yaşar ya böyle. Belli bir yerden sonra düzgün bir işte işe girdiği zaman böyle. Bir de hakikaten işte seni 3 kuruşa çalıştırırlar. Ama adam yerine koyuyormuş gibi gözükürler ya. Hani kesinlikle koymazlar ama öyle bir imaj olur işte. Aynen. Arkanda müzik varmış gibi gezersin işte takım elbise giydiğin için falan. O da tam aslında İlkan'a göre abi yani. İlkan zaten bu sırf ambalajdır yani. Ambalaj için her şeyi yapar. Bir de şey var ya beyaz yaka illüzyonu. Ya bu beyaz yaka mesela İlkan 13 bin liraya çalışıyormuş yani. Rakam da süper. Asgari ücret muhtemelen çekildiği zaman artışı gerçekleşmemişti. Asgari ücretin biraz üstünde çalışıyormuş yani. Yo mahsus da öyle yazmış olabilirler ya. Asgari ücretin altında şey olsun diye. Sonraki sahnede şeyi görüyoruz işte online görüşme yapıyor İlkan. Oradaki... Bu arada online olarak sesi öyle gelip küfür olması çok daha komik kılıyor. Evet orada yani. Yarıldım ben ya. Oğlum bu adam Kıvanç Kılınç utanma büzülme rolünü ne kadar iyi oynuyor ya. Her şey çok iyi. Acısını hissediyorsun böyle şöyle yapıyor. Falan yapıyor ya böyle. Yani o cookie bölümünde de mesela şey olmuştuk yani acıyorsun yani o hareketlerle falan. Bu bölümde mesela her küfür yediğinde böyle falan diye böyle bir ağırlık varmış gibi üstünde şeyi. Orada da çok güzeldi. Laptop'tan yiyor sonra böyle yavaş yavaş kapatıyor. IQ'un kaç lan senin? Dur kapat. Çık toplantıdan. Ersoy'un da hiç hani o mevzuya girmemesi. Direkt ıstaka mevzusuna geçmesi yani ahşap ıstaka. Yılmaz da diyor. Isırıyor muyuz lan biz ıstakaları? Niye ahşap ıstaka alalım? Yılmaz'a en hak vermediğim mesele olabilir yani. Değil mi ya? Gerçekten bir dokusu var şimdi ahşap ıstakanın. Abi ahşap ıstakayı tutuyorsun önünde sağlam duruyor. Elinle dayıyorsun falan. Plastik ıstakayı itiyorsun gidiyor bir şeyler yani oluyor. İçi boş. Böyle o ahşabın verniği. Şöyle bir tamaz dokunuşu. Böyle o böyle taşları koyarsa bu şşşt diye aynen. sürter böyle. Aa, işte bu hafif ya. Böyle bir hafif bir titreşim gelir eline. Aynen. Ondan sonra elin bok gibi geldiği için bir söversin. Ama bunun ahşap olmasıyla bir alakası. Ama buradaki gıcıklık bence şu muhtemelen. İşte sırf işte okey gecesi yapmak istemişler. Sırf bir gece için muhtemelen hani tekrarlanacak diye düşünüyorlar da sözde. Sırf bir gece için işte bir dünya masraf yapıp ahşap ıstaka alıyorlar belli ki keyif uğruna. Yılmaz biraz da ekstra ona gıcık oluyor olabilir. Tabii. Emri vakiye bozulmuş. Ya, Yılmaz da kontrol freak ya. Hakikaten. Evet ya. Şeye git, gel, Ersoy da krem sürsün bilmem ne falan filan. Evet. Ama bak asıl şeyin ilk kanın oradaki oyunculuğu o da evet. business. O hele sondaki business var ya. Şey de diyor sen git sadece sırtını ütüyle gömleyin. Evet ya. Sen tamam. Ben hallettim diyorum ayarladım. Ben bir iş insanıyım Yılmaz. Business. Bravo. Teşekkür ederim. Lan koskoca iş adamı var karşında Yılmaz'ım ya. Ersoy hoşçakal Yılmaz'ın dediği gibi evet. Beni eğliyorsunuz Gökhan abi. Hayır olur mu? Olur mu öyle şey? Sen gömleğin sırtını ütülemeye devam et. Sadece sırtını. Business. Business. Bence o şey de olmayabilir.
o ikisi, yani o Sengi sadece sırtını ütülmeye devam etle business çıkışı yazılı olmayabilir ya. Olabilir. Bu arada İlkan'ın aşağısının pijama olduğundan bahsettin mi? Ben mi kaçayım? Aynen. Yok, söyleme. Üstü gömlek, klasik. Aşağısı. Klasik beyaz yaka. Evet, sonra da Şako Bosforumuz'la sonunda tanışıyoruz efendim. Ben aslında böyle olacağını düşünmemiştim hani. Ben daha çok masalardaki muhabbetler falan filan espri konusu olacak falan diye düşünüyordum. Meğersem konsept hani ekstrem restoran hareketleriymiş. İsim çok güzel zaten. Yani isim on numara. Ya bu isim şeyden geliyor değil mi? Hemfikiriz. Ya bu restoran Şako mu'dan geliyor değil mi? Herhalde orada. Evet. Sonuçta restoranın da adı ne olur? Bosforus getirmek çok kolay yani. Hani ekleyi yani çünkü yani zengin bir şey sonuçta. Tabii tabii. Sahilde bir yerdedir hani. Evet, evet. Boğaz'da böyle. Ya hiç de öyle bir hani restoran yoktur ya, mesela Boğaz restoran hani çok nadir, ama Bosforus olur hep. Bosforus kafe, Bosforus restoran. Bu arada Eminönü'nde Boğaz turu yapan şeyler. Bosforus. Bağırmış. Onlar Bosporus da demiyor bence. Bosfor diyor geçiyor. Ben daha çok şöyle anlıyorum. Vasvaras. Böyle oldu düşünüyorum. Sonra abicim işte orada bir artık şey sahneler, işte camdan menüler gelmesi. Garson çok iyiydi. Yani harika bir kast, harika replikler. Şey, i̇şte deneyim diyeceksiniz. Ersoy'un saçlarını çok müthiş bir şekilde taraması. Güzel. Bunu bahsetmedim. Bugün bizim podcastlerimize de bir kere katılmış olan eniştem dedi ki, o sahne izlediğimde onun saçlarını taranmış görünce rahatladım dedi. Oh be dedi, yani taranmış gördüm. Biz de izlerken Kübra Ersoy'un tipinden rahatsız oldu. Niyeyse acaba, temiz toparlanınca rahatsız mı etti? Evet, olabilir. Doğallığı bozuldu Ersoy'un. Kardeş bir bakar mısın? Bunlar altlık mı? Ne altlığı? İşte tabağın altına koymak için. Efendim bu menümüz. Burada ne görüyorsanız Şako odur. Deneyimin sınırlarını müşteri belirler. Bizimle ne kadar ileri gideceksiniz? Sonra Yılmaz'ın muazzam bir tespit oluyor tabii bunların üzerine. Gerçekten güzel bir tespit. Hani işini sorduktan sonra bu ne iş yapıyor bilmem ne falan filan. Orada bayağı bir zırva var zaten uzun uza diye. İşi sallıyorlar zaten, yani böyle bir anlamlı bir iş yok. Evet, götten değil. Atmalı bir şey işte ya. Üretim bandının bilmem. Full sırma. Sonra insanlar kazanmak istedikleri paraya göre mabatlarından bir iş uyduruyorlar. Evet, bir şey anladınız mı siz anlatılınca bu arada işten? Abi iş zırva, zırva. İş yok. İş zırva ya. Yani... Ha, bilerek hani öyle yazmışlar ama. Tabii tabii yani. İş gerçekten mabatlarından sallanmış zaten gerçekten. Ama hakikaten öyle çok çok para kazanan çok fazla boş iş var. Böyle çok yani zibil. O yüzden çok güzel bir tespit bu. O arada işte garson gene bizimle ne kadar ileri gideceksiniz falan. Ona güldüm çok... ya. Çatal kaşık bile müşteriden falan, tamam mı? Bir şey şerefsiz bir lokanta yani. Çok saçmaydı ya. Şeyde koptum yani, çok keyifliydi. O kadar artık zırvalık üst üste geldikten sonra Yılmaz'ın Ersoy'a şey demesi. Ersoy Allah veri de bir tokat daha yemesem burada. Belelem şuraya. Yemin ediyorum bak. Bugüne kadar itiraf ediyorum, evet bazı şeyler abarttım. Sonuçta YouTube kanalı yapıyoruz, bir şeylerin abartılması lazım. Tamam, gerçek hayatımda bazen bir şeyler abartıyorum ama yemin ediyorum yani yaklaşık bir dakika falan güldüm ya. Yani artık buralarım ağrıdı gülmekten ya, yoruldum yani, gülmekten yoruldum. Çünkü duramıyorum yani, çünkü hiç beklemiyordum. Ben bir yandan çalışıyorum, böyle iş yapıyorum, bir yandan izliyorum, tamam mı? Orada şimdi bir hararetli tartışma varken bir anda durup dururken bir sessizlik olup Ersoy Allah vere de seni bu akşam tokatlamasınlar deyince. Ersoy'um Allah vere de bu gece ikinci tokadını yemesen burada. Abi ben bir tokat daha yeme. Yani direkt o bölüme gitti kafam. Bir de o hani şey, restorana geldikleri zaman o restoran sahnesi zaten aklına geliyor ister istemez. Çünkü en son restorana geldiklerinde bu tarz bir şey yaşandı falan. Hani iki bölümün komedisi benim kafada birleşip böyle patlama yaptı. Çünkü hiç beklemiyordum öyle bir şey. Ve meğersem bekliyormuşum bilinçaltımda da. Yani ondan bir bahsedilmesini bekliyormuşum aslında. Bu arada hatırlamayanlar için belki... Sınıfsal veda bölümünde Ersoy mekana girip kaburgacı mı neydi? Yani, menüye baktıktan sonra ne diyordu?
adam mı şey yapıyorsunuz mu ne demiş garsona? Buna bu parayı veren... Yok o ilk şey bu oraya sonra hıncını almaya gidiyorlar. İlk başta sadece fiyat sormaya mı gidiyor restoran öyle bir şey orada tokatlanmış. Fiyat sormaya gittiği zaman bu paraya bir de yatırıp şey yapın diyor galiba garsona. He doğru doğru tamam tamam. Şöyle garson diyor, da onun... Şöyle diyor bu parayı veren... Bağıramıyorum şu anda. Neyse biz de tam hatırlamıyormuşuz da işte. Yılmaz beni küçültme. Şu an çok büyüğüm lan. Ne olursun ya yapma bak lütfen. Söylesenize ne oldu? Ersoy'u tokatladılar onu. Evet, hasılı yani Ersoy'un Ersoy, vardı. Ersoy yine çok büyük olduğu için çok mutlu tabii bu lokantada. Gelin ya bir de o lafı dedikten sonra Ersoy'un böyle yansımadan bozulma suratını göstermesi de çok iyiydi. Evet evet. Çok iyiydi. Oyunculuk da çok iyiydi. Sonra tuvalette canlı kanun seremonisi tabii ki. Uzun çok uzun da diye çekmişler. Uzun abi uzun biraz da yani sınırmıyor gibi ortamında diyelim. Feyyaz ben seviyor bu işi ya. O uzatma işini seviyor yani. Ekstrem ortamda şeyi sevmedim yalnız. Plastik şey işte kağıt havlu çekici var orada. Ve çöp kutusu var. Yani onu da bence abidik gubidik bir şeyler koysalarmış. Keyifli olabilirmiş. Orada şey güzel. Ersoy'un gene oyunculuğu güzel. Tek güzel an o orada. Ersoy işte kanuna bakıp küçük lüksten mest oluyor böyle keyifli hareketler falan yapıyor. Onlar güzel. Döndüğümüzde bir bakıyoruz ki tavuk yanında döner. Tüpü dahil tavuk döner. Tüp var tüpü. Tombul tüpüyle birlikte. Hayır yani oraya gidip pilav üstü tavuk döner istemiş. Tavuk da hani et döner de değil. Bu arada. Aynen, evet, tavuk bir, de değil de, bir de şeyini de şeyini döner bıçağını, bıçağını şey falan da sanduka da getirmesi falan filan. Ha bir de içeride de nasıl bir ortam varsa mutfakta böyle hani mesela döner şeye hazır. Anladın mı? Yani bu istenebilir bir şeymiş gibi hazırda tutmuşlar yani. Daha sonra mesela artık orada ekstremlikleri izliyoruz sırayla. Yani mesela... Onun komikliği dönüyor zaten. Ama keyifli bir şeyle hani devam ettirmişler. Böyle akıyor orası. Hani böyle şey olmuyorsun. Oradan bir curcuna yok yani. Hani sırasıyla gidiyor. İşte Nuri Bey'i Semih Bey'e kilitliyorlar. Ya ben çok güldüm orada ya. Yani muhabbet de kitleniyor Nuri sonra. Bey çok gerçekti ya. Evet. Çok merak ediyordu. Hani onu getirdim diyor. Çok da acıktım diyor. Bir şey de yiyemedim. Nuri Bey tam bizim vereceğimiz tepkileri veriyor. Hani birinin hatırına gitmiş oraya. Hani ve yemek yemek ortam. İstiyor adam. Hani deneyim değil. O yemek yemek istiyor yani. Semih Bey'in Nuri Bey'e hani hiç onun derdiyle hiç dertlenmeyip bakın Nuri Bey biz sizinle hiç tanışmıyor olabilirdik falan. Bu bir deneyimdir işte. Evet. Abi şey yani Ersoy'un gene yani tabii ki Ersoy çünkü ve bulaşığın kitlenmesi yine ve Ersoy'un bu sefer onu severek yapması çünkü. Gidip gelmiş. Abi bizim karakterlerimizin mesela Şako Bosporus'a bile gelse işte biri tavuk döner yiyor. Diğeri hiçbir şey yemiyor. Bulaşık yıkıyor. Diğeri de servis yapıyor. Aynen biri bulaşık yıkıyor. Diğeri servis yapıyor. Aynen öyle diyebilir. Şako Bosporus bunlar için bu zaten demek. Hani aynen. Şako Bosporus sizin için neyse diyor ya. Ayna gönderin de bunlar aynaya bakınca anca bu çıkıyor demek ki. Yani. İşte evet, biraz o. Bir tavuk döner çıktı evet. Yani. Orada işte dökülen bir kova sular falan var. Ha. Hayır efendim. Şey nerede diyor. O çok güzel. İlk an ben burayı terk etsem ne olur ya? Dediği yer neresi? Sonra mı? Orada o diyordu sanki yani. Şeyden sonra orada bir yerlerde aynı. İlk bulaşıktan sonra bak. Ne olur ya? Bulaşığı görünce herhalde. Evet bulaşıktan gelince her şey o zaman diyor galiba. Orada yarıldım ben. Şey çok güzel. Su döküyorlar. Aa ilk kan orada. Aa bak orada bir deneyim yaşandı. Evet. Uzun uzun anlatıldı bana. İlk kan ben burayı terk etsem ne olur ya? Dayan biraz olur mu öyle şey ya? Benim adam çok kötü bir görüntü oluşturur. Aa, deneyim yaşandı orada ha. Bir şey söyleyeyim mi? Ben yönetmen olsaydım o sahneyi su dökülen yerden yakın çekmezdim. Bizimkilere yakın çekip onu uzakta çekerdim. O zaman çok o espri daha komik olabilirdi. Sanki evet, kesinlikle. Orada bir şey oldu hani yani. Biz, hani sinematik olarak bizimkilerin yanındayız izleyici olarak. Biz dördüncü kişiyiz. Ve onlarla birlikte uzaktaki bir şeyi gördük gibi olurdu. Kesinlikle daha güzel olur. Yani kötü değil de yani ben olsam öyle seçerdim mesela. Burada şeyden dolayı güzel. Kadınlar çok güzel oynamış. Evet. Yani çok
bir oyunculuk var orada. Yani kadın sinir oluyor ama mutlu gözükmek zorunda. Diğerleri gülüyor falan böyle. Diğerleri gülüyor. Ay ne kadar çılgın bir restoran gibi bir oyunculuk var. O yüzden o anlamda güzeldi. Ama dediğin gibi olsa çok daha komik olurdu bence. O arada işte taşan bir şarap gösteriliyor anlık. Ya bir de set olarak çok saçma bir yer ya. Ortada böyle sütunlar falan var. Hiçbir işe yaramıyorlar. Öyle var yani. Daha sonra da artık domuz saldırıyor tabii ki. Ya oğlum komikti bence ya. Hani tam çok komik, gülmedim ama. Komik. Abi komik. Şey tercihi çok güzeldi. Işık kapanması mı? Domuz sesini uzun uzun dinlemek. Saldırı ses seslerini. Ses miksajı gibi. Mükemmel domuzun bu arada. Evet. İnanılmaz iyi yani. Ben bir de kulaklık da izledim. Abi domuzun kim oynadıysa. Gerçekten. Çok iyi oynamış. Gerçekten çok iyi oynamış. Almışlardır. Ben... Ses almışlardır. Bir domuz sesi almışlardır. Yok artık yok. Biri oynamıştır ya Tuna. Hayır. Nasıl diyeyim? Gerçek ses aslında... kaliteli ses. Yani belgesel sesi alınmış. O İşte onu diyorum. Ses miksajı bayağı iyiydi yani. Hani o saldırma, bam, güm sesler falan bayağı kaliteliydi yani. Şeko'nun kıymetli konukları. Şu an aramızda bir yaban domuzu gezmektedir. Bu domuzun saldırdığı masadan bu gece ücret alacaktır. Semih Bey ne oluyor şimdi? Ne bu? İlkancığım cümleleri doğrudan algılama. Bu bir metaforik anlatım olabilir. Tam potansiyelini gerçekleştirebilmek için biraz gevşemen lazım ortak. Semih Bey bu yani sizce bir saldırı değil mi? Sen de ona gülüyorsun yani. Ve ışık açıldığında biri orada yatıyor. Ama dediğin gibi o sahnenin bombası Ersoy'un tepkisi ya. Çok iyi. Ama bu masa bedava oldu. O iyi. Aa beyefendi bizden de bir arkadaşımız düştü. Bize de bedava olur mu acaba? Onu ben bilmiyorum. Şef karşısına sarılmış. Ay kadının ama... sorduğu soru da çok komik ya. Bizim masadan da biri düştü. Ona da indirim olacak mı? Ama Ersoy tam yetkili ya yani. Onu ben bilmiyorum. Onu bir şef karşısına sormak. Sonra ironik bir an oluyor hemen kısaca. O da keyifliydi. Şeyle o kız var ya bir tane İlkan'ın Ezgi. Ezgi'yle şey o bilmem kim de gelmiş. İnsanda biraz gurur olur ya biraz falan diyordu. Birebir aynısı ya İlkan kendisi orada. Bizim Yılmaz'a tabii ki şey kilitleniyor. İlkan şey sözü veriyor. Ne sözü veriyordu orada? 5 saat masaj. Yağlı masaj. Evet. Yağlı mı aldı böyle? İstediği zaman. İstediği zaman. O yüzden yapıyor ama Hıncı'nın alması çok keyifliydi hacım. Ben çok sevdim o sahneyi. 10 numaraydı. Yılmaz'a ya, göre. Şey de güzel. Işık böyle yüzüne vuruyor ya. Şöyle bakıyor falan. Bir de şey diyor. Surat inanılmaz ya. Tamam kardeşim ben hesabı istiyorum diyor. Ne oluyor be kardeşim gene be? Buyurun beyefendi. Biz hesabı alalım, biz kalkıyoruz. Yılmaz, ne yapıyorsun abi sen, ne yapıyorsun? Lütfen ayak uydurur musun abi benim hatırım için? Artık buraya geliyor yani. Buraya. De garsonlar da kabul etmiyor ya. Geliyorlar yanına muhafız gibi dikiliyorlar. Ama hıncını alıyor Yılmaz, bir güzel. Ya. Şako, hep, şako hepinizin anasını diksin arkadaşlar deyip dağıtıyor. Yemekler. Oğlum diyor bunlar ben diyor hiç olmazsa para vermeden yapıyorum. Para almadan yapıyorum. Bunlar bir de para alıyor bundan diyor ya. Ama sen bilerek yapıyorsun diyor şey Ersoy. Ben servis yaptığı masadakilerin anasına söven bir garsonum. Ama senin niye yaptın belli. Garson arkadaşlar haklı burada. Asıl ben haklıyım Ersoy. Çünkü ben para almadan sövüyorum kardeşim. Asıl deneyim bu. Onlarınki nihayetinde ticaret. Alın lan yemeğinizi. Bitti mi deneyim? Bu kadar mıydı? Bilmiyorum. Şunu da ver istiyorsan. Bitti mi lan deneyim? Benim deneyimim de böyle. Bu arada bir şeyi bölümün başında söyleyecektim. Kaçırdım. Çok hoşuma gitti bu. Ufak bir detay. Şimdi bundan şirkete geliyor ya şeyle Ersoy'la Yılmaz. Yılmaz'ın abi buradaki saç kalkmış böyle. Sabah kalkmış böyle. Burası kalkmış tamam mı? Ve yıkayıp yıkamamış yani taramamış bile. Orası öyle kalkık duruyor. Abi şirketten çıktıklarında da doğal olarak daha 5 dakika sonrası olduğu için kalkık. Evdeki sahnelerde de burası kalkık. Mutfakta da burası kalkık. Şimdi bunları... Devamlılık güzel diyorsun. Bence bu devamlılık ya. Düşün yani çünkü peş peşe çekemezler bunu yani. Tabii. Öyle çekilmiyor dizi yani. Film öyle çekilmez. Bir çekim planı vardır. Bazen en sonunu başta çekersin mesela falan. Hani yazmışlar bunları... demek ki yani. Sen... Abi çok güzeldi yani. Benim hani bu bilerek yapılmayacak bir şey değil ve gibi için bu kadar düşünmeleri hoşuma gitti. Bu tarz şeyler setlerde de oluyor. Mesela atıyorum ya aklına geliyor da olabilir. Ya acım sabah kalkma değil mi bu? Şurayı kaldırıverin. Uykudan uyanmış gibi diyebiliyor mesela. Ama birebir aynıydı yani. O yüzden hoşuma gitti.
Hayır işte onu bir kere kaldırmışlardı. Bütün sahneyi öyle oynamıştır zaten hepsini. Evet sonra da ekstrem. Bu kadar ekstrem bak o kadar saydık hepsini beğenmişiz aslında. Bir dediğin gibi gelin Semih Bey sahnesi biraz artık hani böyle şey. Yani Semih Bey'le ilk kan konuşacak. Buraya da ekstrem bir şey koyalım. Ne koyalım? Gelinlik giydirelim Semih Bey'e. Şey güzeldi orada bence. İlk kanın Semih Bey bizim gerçekten evlenmedik değil mi? Bu da bir deneyim. O güzeldi. Emin olmak istemezsin. Evet. Güzeldi. Ya, deneyim de kendisi direkt evlenmek de olabilir yani. Deneyim kendisi. Tırsmış ondan. Ya. Orada da şey duyuyoruz işte maaşın 13K'dan 450K'ya çıkacak. Rakamlar süper. Seni çekirdek gruba alıyorum diyor. Abi sonraki sahne kafeye geçtiğimiz sahnede ilk cümleye bayıldım yani. İşte iş bu restoranı falan diye yazdı. İş bu. Aynen iş bu muhabbeti. İş bu restoranı. Çocukluğumdan beri iş bunun ne olduğunu hiç anlayamadım ya. İş bu. Aa şeyi söyleyeceğim bu arada. İlkan'ın o Ezgi ile konuşurken şahsi sekreter, şoför dediği zaman İlkan'ın Yılmaz'ı da şoför aldırayım yanıma diye şey yapması. Aynen kesin aldırırsın bu arada yani. Yılmaz da senin şoförlüğünü yapar harbiden ya. Bu arada kafe bizim kafe değildi. Büyük ihtimal çekim başka takviminden dolayı orada çekemediler ve başka bir kafede çektiler. Farklı bir kafe olsun mu dediler acaba ne yaptılar? Sanmıyorum acı ya. Bence tamam, yani orada bir kafe şey olmuş. Her saatte uyumayabilir yani. Hani çekim saatine denk gelmeyebilir. Boş saate denk gelmeyebilir. Çünkü yani neden başka bir kafe olsun dememişlerdir diyorum biliyor musun? Bizzat öbür kafe gibi çekmişler. Kamera açısı, oturmaları, o plandaki düzeni sanki öbür kafenin aynısının farklı bir yeri gibiydi yani. Ama sanki ara ara başka yerlerde de yapıyorlar ya. Bölüm sonu hiç hani yapmadılar. Hep Dem Kadıköy'de yapmadı. Öyle ya mi? Bölüm sonu başka oldu. Belki. Bölüm sonunu kafede yapılıyorsa başka bir kafede bitmedi mesela. Ya yani bilmiyorum tabii bu böyle olmak zorunda da değil. Hani bana öyle geldi sanki orada çekememiş. Bu dükkanla alakalı bir durumdur ya. Evet. Gayet de güzeldi bu arada. İlk kanımız kendi kıyafetiyle geliyor zaten. Anlıyoruz ki istifa edilmiş. Ve olayı anlıyoruz neden 450K verildiğini. Bu da çoktu mesela yani. Çoktu ama çok, şöyle çoktu yani. Çok bir şey şöyle yani. Garipsemedim ben. İlkan'ın yani çıta artık o kadar şeylere gitmiş ki. Yani İlkan'ın artık vazgeçebilmesi için bu hale gelmesi lazımmış gibi bir pozisyon oldu orada. O yüzden sırıtmadı gibi geldi bana. Hani ben bir de şeyi de iyi bağlamışlar. Hani aylık 450 bin değil mi? Sonra finalde şey bitiyor. Hepsi düşünerek bitiyor yani. Hepsi belli ki aylık 450 bin verilirse kabul eder miyim etmez miyim diye bir düşünüyorlar orada. Yani. Yılmaz dahil. Ki İlkan'ın sınırının da çok geride olduğunu düşünürsek. Hani. Anca bu. Ki anama olsaydı benim de sınırım vardı. Ha, onu diyecektim ya. Onu atladık. Adam senin anana sövdü diyor ya. Hayır kardeşim anama falan sövmedi diye. Şey. Sövmedi. Orada ben de dur derim yani diyor. Aynen. Oğlum sen bu şeyi çok geri almışsın. Yani bir insanın kızmanın eşiğinin anana küfretmek olmaması lazım. Siz niye hiç... Güzel bence ya. Sezon bayağı tatlı gidiyor. Aa unuttum. Bunları unuttunuz. Allah unuttum. Tuh. Tuh. Aa şeyde nasıl unuttum bunu. Ben çok evet. Keyif alıyorum ya. 3 bölümdür. Valla 5. Evet. sezon çiçek gibi girdi. Ben bir sinekte bir şey oldum ama sonra çok güzel toparlandı valla. Ben de... Aynen sinek zaten. Evet arkadaşlar. Bir bölümü daha bitirdik. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz Şaka Bosporus'a gitseniz menü geldiğinde ne yazardınız? Ve gelen şeyle nasıl baş ederdiniz? Size domuz size çarpsa... Size ne gelirdi? Onu da size sorsam. Ne gelirdi? Evet. Tahminen. Yani tahminen ne gelirdi? Siz Şaka Bosporus'ta garsonlara hizmet etseniz iyi mi hizmet edersiniz, kötü mü hizmet edersiniz? Onun dışında bölümü beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? 5. sezon şu an sizin için nasıl gidiyor? Bunları yazabilirsiniz. Kanun sizi tuvalette karşılasa ne düşünürsünüz? Canlı müzik eşliğinde tuvaletinizi yapmak sizin için de çok iyi bir deneyim olur muydu? Bunu da yorumlara yazmayabilirsiniz. Çok umurumuzda değil. Ve kanala, evet. Kanala abone değil. Olun. Hı. Kanala abone olun. Şu zili de unutmayın. Zile de basın. Ömer'in dediği gibi kanalımızda çok değişik deneyimler yaşamak istiyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı ve zile basmayı unutmayın ve bu deneyimi kaçırmayın. Yakında katılı da açacağız. Orada da sizi bekliyoruz. O zaman hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşam artık ne zaman izliyorsanız. Hoşça kalın. Bu bölüm şaka mı?